Kanalıma, evime hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Kahvaltımızı yaptık. Neslihan şimdi bir bardak daha keyif çayı koyacak. Bir bardak daha çay içeyim değil mi? Kahvaltımızı yapalı bir saat falan oldu. İşte ortalığı toparladım. Bildiğiniz gibi aslında bir sürü işim var. Ama Neslihan'ın hiç yapası yok. Yapmayacağım bugün de. Dursun. Balkonda çayımızı içelim sizinle. Görkem dışarıya çıktı. Kulaklığı da burada, telefonu da. Şunları içeriye koyayım. Şarjı da yok sanırım. Yoğurt çorbası yapacaktım. Şöyle göstereyim sizlere. Pirincini haşladım. Evde hiç yoğurdum kalmamış. Aslında kalmadığını biliyordum ama benim kafa gitti güzellerim. Pirinci haşladım. Tam yoğurdunu karıştıracağım. Baktım yoğurt yok. Şimdi Yağmur'la şeyden sipariş verdik. Trendigo'dan. Durun sizleri bir ayarlayayım. Ondan sonra geliyorum. Şu şeyi de koyayım. Zararlı maddeyi. Hiç akıllanmıyorum biliyorsunuz güzellerim. Geçen sefer sinir olmuştum. Vlogu kaç kere başlattım diye. Şimdi yine arabacı geçiyor. Bu sefer sarımsakçı. Sarımsağın kilosu 15 lira. Ama daha gelmedi. Uzaktan geliyor sesi. Sizlere dediğim gibi bir sürü işim var. Ama hiçbir iş yapasım yok yine bu. Ben diyorum hiç yapmayayım en iyisi. Bir yönden de diyorum ki kalk Neslihan yap. Yarın yine sen yapacaksın. Evini köyünü temizle. Bugün havamız güzel. Tam balkon havası. Balkonda oturmalık. Böyle keyif yapmalık. Yalnızım eşim olsaydı ya da annem, kayınvalidem falan tam balkonda oturma yapardık ama eşim işe gitti. Yasak var. Analarım evdeler. Biz de işte çocuklarla oturuyoruz. Şeyi bekliyorum. Ha söyledim sizlere. Market alışverişine hemen bir çorba koyacağım ocağa. Yoğurt söyledim işte. Ayranı falan yoktu. Birkaç parça bir şeyler söyledim. Onları bekliyorum. Yarım saate kadar falan gelir. Çalıyor bir saniye. Görkem dışarıda biliyorsunuz. Hava güzel ya bugün. Görkem kahvaltıdan sonra hemen gözünü dışarıda açtı. Öyle söyleyeyim sizlere.
Bugün de ben bir rüya gördüm, bu gece daha doğrusu. Sizlere bir anlatayım. Hemen rüya yorumlarına falan baktım. İyi yazıyor ama sizlere de bir anlatayım rüyamı. Şimdi bir yerdeymişim. Böyle bir yufka var. Yuvarlak, hani kuru yufkalar var ya, sizler de biliyorsunuzdur. O yufkaları benim bir tanıdığım var. Şöyle bir kesiyor. Yufkalar o kadar sıçrıyor ki her yere, böyle nasıl söyleyeyim sizlere, mısır patlağı gibi. Diyorum ki sıçrıyor yufkaları, öyle kesme diyorum. Yok Neslihan diyor, böyle yapmamız lazım diyor. Sana yapıyorum özel bunu diyor. Böyle kesiyor yufkayı diklemesine. Kesiyor kesiyor, tatlı yapacakmış bana. Ondan sonra her neyse güzellerim, tatlıyı yapamadan uyandım ben. Ama yufkaların sıçramasını göreceksiniz. Böyle nasıl sıçrıyor, bir de böyle parlak parlak gibi. Sanki yufka değil de böyle, nasıl söyleyeyim sizlere, havai fişek patlıyormuş gibi, yani sıçrıyormuş gibi. Anlatamadım, mantıksız örnek verdim ama anladınız sizler. Neyse hemen kalkınca rüya kitabına baktım, işte bolluk, bereket, her şey yazıyor. İşte istediğiniz her şeye sahip olacaksınız. Sarımsakçı geldi. Bolluk, bereket, ondan sonra işte para, borçlarınız varsa sıkıntıdan kurtulacaksınız. Şöyle böyle hep iyi şeyler yazıyor yani. Ben rüyalara inanırım daha doğrusu. Bilmiyorum ama rüyalar bence insanın geleceğine yönelik işaretlerin verdiğini düşünüyorum. Tabii her şey değil ama yine de ben rüyalara inanıyorum, bilmiyorum. Sabah kalktığımda bile hemen kalkınca tatlıdan azıcık şöyle yarım dilim yedim. Daha kahvaltı yapmadan. Çünkü canım rüyamda tatlı istedi. Yani tatlı yapıyorduk çünkü. Onun için hemen yarım dilim kestim şöyle. Yedim tatlıdan. Her neyse, böyle işte güzellerim. Dün çamaşır atmıştım ya, onlar kurumuş. Hemen onları bir katlayıvereyim, aradan çıksın. Sizlerden de yazanlar olmuş. Hani ben demiştim ya, bu benim ikinci çamaşır makinem diye. Sizlerin de ikinci var, üçüncü var. Bozuluyor yani. Birazcık da beyaz eşya şans meselesi. Yani hemen yeni alsanız da bozulacağı varsa bozuluyor güzellerim. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sağlık olsun. Allah alım gücü versin. Online siparişlerimiz geldi. Hemen sizlere göstereyim. Söylediğim gibi yoğurt. Birbirine bağlamışlar. Pek fazla bir şey söylemedim. Evde eksiğim yok çünkü. Çocuklar noodle istediler. Şöyle noodle aldım. Ayranım yoktu. Aslında küçük ayran baktım ama belki dedim motorda gelirken patlar falansa, onun için böyle tercih ettim. Bir de evde şampuanla saç kremimiz yoktu. Bunu da çıkarayım. Dove, en sevdiğim şampuan saç kremi. Saç kreminin Dove markası yoktu. Ben de şöyle Elidor aldım. Bulursam eğer ikisini de Dove'dan alıyorum. Bulamazsam böyle Elidor alıyorum. Neyse güzellerim, yoğurt gelmişken hemen şu çorbamı bir bağlayayım ben. Bakın misafirlerimiz geldi. Büyük misafirler. Hepsinin elinde bir telefon. Allah versin. Dedim gelin çocuklara size pasta vereyim. Pasta koyayım. Sıcak dışarısı bahaneyle aldım güzellerim. Şimdi şöyle pasta koyacağım. Vallahi bulsun, billahi bulsun. Hadi bakalım. Ben yiyorum. Teşekkürler. Afiyet olsun kuzum. Ama meyve suyun falan yok. Ben yemeyeceğim. Ben getirdim. Niye yemiyorsun? Yok hayatım ya. Çorbamız da kaynadı. Azıcık daha kaynasın. Çorbanın işi tamamdır. Gidiyorum şimdi artık çamaşırlarımı katlamaya. Saatimizi 8:30 yaptık güzellerim. Bugün Neslihan hiçbir şey yapmadan akşamı yaptı. Sizlerden sonra çamaşırımı katladım. İşte tuvaleti, banyoyu dolandım. Bir de şu aradaki aynaları sildim.
Başka da hiçbir şey yapmadım. Yemeğimizi yedik. Yemeğimizi de çekmedim bugün sizlere. Eşimle konuştum. Yemeğe gelmeyeceğim Neslihan dedi. O gelmeyince de ben de başka bir şey pişirmek istemedim. Hemen şu aldığımız noodle'ları pişirdik çorbanın yanına. Bir de yanına karpuz kestik. Tamam yani çocuklarla o şekilde yemeğimizi yedi. Yani bugün de anlayacağınız güzellerim benim için oturmalı bir gün oldu. Eşimle konuştum. Görkem balkonda. Görkem ne yapıyorsun? Eşimle konuştum. Geç geleceğim Neslihan dedi. Malum yasaklar kalkacak ya merakla açılacaklarını bekliyorlar. Onun için temizlik falan yaptırıyormuş. İşte masa düzeni, dezenfekte, şu bu bilmem ne. O işlerle ilgileniyorum. Geç gelirim dedi. Onun için şimdi ben kendime göre çay demleyeceğim. Suyumu açayım. Ses çıkıyor diye kapatıyorum sizlerin yanında. Çorbamdan da bayağı var. Şöyle göstereyim. Bayağı çorbam var. Tabii ki de noodle'ı pişirince benim çorba çocuklar çorbadan yarımşar kase içtiler. Yağmur da bu ara hani canım istemiyor, canım istemiyor diyor. İnşallah hasta falan olmaz. Benim kız buzu yapıyor. Buzu da soğuk suyun içine atıyor. Buz gibi. Bir gün üşütür de ne zaman bilmiyorum. Tamam çayımızı demleyelim. Bugün pek fazla bir şey çekemedim ya. Ortaya ne çıkacak bilmiyorum. Eğer içime sinmezse güzellerim. Yarın vlog atmayabilirim. Ya evde de işte malum. Yemek şu bu bilmem ne. O kadar çekebiliyoruz zaten. Bugün de ben de pek fazla bir şey yapmadığım için bakacağım yani editlerken. Tamam çayımızı da demledik. Şöyle de bir sileyim. Eşim geldi güzellerim şimdi. Hafiften Neslihan açım diyor. Şimdi ona yemek hazırlayacağım. Yemeğim de yok biliyorsunuz ama işte çorba, karpuz, kahvaltılık falan koyacağım. Çok geç gelmedi bu arada. Saat şu an 10. Ben daha geç bekliyordum. Bu aldığımız karpuz da güzelmiş bu arada. Yani mevsimine göre güzel. Bilmiyorum çocuklar da içer mi çorba ama. Ay kesemedim. Soracağım bakalım onlar da içerse. Onlara da koyayım çorba. Alparslan. Kahvaltılık hazırlıyorum. Tamam. Yok ya. Başka yok çünkü çorbamız var sadece. Hiç gelirsin mi? Gerçi mesela yemek getirir mi? Ne bileyim. Sen de gelmeyeceksin diye ben de yapmadım. İşte biraz yoğunluk var diye. Şey yapamam. Neyse canım. Karın doyurmak değil mi? Çorbanın altını yaktım. Isınmıştır sanırım. Görkem yemeyeceğim ben diyor. Yağmurda az içerim dedi. Şöyle azar azar koyayım. Ben de içeyim. Şöyle hazırladım güzellerim soframı. Allah ne verdiyse koydum. Bence en güzel yemek yaz günü domates, peynir, karpuz. Burada sizlere veda edeyim artık. Vlogumu sonlandırayım. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Kısmetse inşallah yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın güzellerim.